liderimiz Adıyaman AK Parti İl Başkanlığı'nın görevden affını istemesi sonrasında iş adamı Sayın Sait Salıcı da ben Adıyaman AK Parti İl Başkanı olmak istiyorum şeklinde kamuoyunda yaygın bir haberler çıktı, sosyal medyada çıktı. Öncelikle Sait Salıcı ile bir araya geldik. Önce Sait Salıcı kimdir? Bir izleyicilerimize onu söyle. Aslen Adıyamanlıyım. Yani Gölbaşı ilçesinde doğdum. Babam, ailem aslen Besne kökenli. Bizler yıllarca ailem Adıyaman Gölbaşı ilçesinde ticaret yaptılar. Daha sonra İstanbul'a göçtüler. Orada şu anda ticaretlerini yapıyor ailem. Ben de Ankara ve İstanbul ortaklı olarak işte Suruç tarafında ve Gerger Nisipi Köprüsü'nün o tarafta şantiyelerimiz var bizim. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim burada sadece dediğim gibi biz Adıyaman'ı seviyoruz. Adıyaman'dan ben bir Gölbaşılı olabilirim ama bana sordukları zaman memleketin nerede dediği zaman Gölbaşılıyım ve Besinliyim diyemiyorum. Ben Adıyaman'ın çocuğuyum, Adıyamanlıyım diyorum. Deprem döneminde burada çok büyük sıkıntıları gördük. O insanların feryatlarını, bağırışlarını duydum. Ondan sonra kendimle bir karar aldım. Partide de devam etmek istedim. Ailemin CHP kökenli olduğundan dolayı böyle bazen bana sistemler geliyor. Ama benim partideki kaydım 2008 itibariyle parti üyeliğim bulunmaktadır benim AK Parti ile. Ondan dolayı ben hiçbir zaman CHP'de, hiçbir karede bulunmadım. CHP ailemin kökü CHP'li olmuş olabilir ama ben inandığım bir dava yolu üzerine yürümeye karar verdim. Bunu da ilk önce belediye başkanlığıyla yola çıktım, adaylığıyla çıktım. Onda da çok güzel başarılar elde ettik. İlk üçe kadar ismimizi genel merkeze sunduk. Daha sonra seçim bittikten sonra da 31 Mart'ın ekseri sabahleyin 1 Nisan itibariyle ben sahada çalışmalarıma devam ettim. Bu süreçte devam ederken yine ben aday olarak devam ettim. İl başkanlığı ne zaman Sayın Emrah Bey'in istifasıyla sonuç bulduktan sonra beni il başkanlığı için benle beraber aynı ekip altında olan değerli büyük abilerim, kanaat önderleri abilerimle beraber il başkanlığına aday olduğumuzun kararını verdik ve bu şekilde yola çıktık efendim. Şimdi Emrah Bulucu genel seçimde iyi bir sonuç aldı. 4 milletvekili çıkarttılar. Şu üzerinden bir yıl geçmeden yerel seçim oldu. Yerel seçimde ağır bir hezimet alındı. Evet. Şimdi Emrah Bulucu istifa etti. İl başkanının değişmesiyle Adıyaman AK Parti'de sorun ve problemler bitecek mi? Vatandaşın AK Partili seçmenin seçim sandığına gitmemesi veya oy oranındaki düşüş il başkanından kaynaklanıyor. Siz il başkanı olunca düzelecek mi? Bu soruya bir cevap verin. Şöyle söyleyeyim. Tabii Emrah Bey çok iyi bir değerli bir arkadaşımız. Benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum insanlardan biri. Evet, burada bir günah keçisi aranıyordu. Bu günah keçisi de en basit olarak Emrah Bey'e verildi. Fakat Emrah Bey ile bunu Emrah Bey'e söylemeye de bir gerek yok. Eğer bir yerde istifa istenilecekse bunun bütün kademelerde istenmesi lazımdı. Yani Emrah Bey burada bir günah keçisi gibi gösterildi. Ama şunu söylüyorum, bütün kademelerin değişmesi lazım bunda. Eğer bir istifa varsa, bir başarısızlık varsa bunda belediye başkan adayı olan arkadaşımızı da değerlendirmek lazım. SKM'yi de değerlendirmek lazım. SKM'nin başında duran o dönem kimse, etkili olmayan kimse, onu da değerlendirmek lazım. Artı merkez ilçe, bunların hepsi, yani bütün ana kademeden dahil yenilenmesi lazım. Peki şimdi evet, milletvekillerini yenileyemiyoruz. 5 yıl sonra seçim olacak. Evet. 4 AK Parti milletvekili var. Evet. Bu milletvekili arkadaşlarımızın yerel seçim mağlubiyetinde bir dahli var mı? Ya da siz il başkanı olursan bu milletvekilleriyle uyumlu çalışıp Adıyaman'ın hangi sorunlarını gündeminize alıp çözeceksiniz? Evet, ben şunu söyleyeyim. Şimdi il başkanı demek, genel başkanın burada şeyi demek, temsilcisi demek. Fakat partide gelen bir sistemde şu olmuş devamlı. İl başkanı milletvekiline tabi olmuş devamlı. İl başkanının hiçbir yaptırım gücü veya etkisi yok. Vekil ne derse onu yapıyor. İkincisi, öncelikle şunun bir düzene koymak lazım. Vekil sadece ilin gösterdiği, teşkilatın gösterdiği bir aday ve seçimi kazanan bir insandır. İl başkanıyla uyum içinde olması lazım. İl başkanlığıyla beraber hareket etmek zorunda.
İl başkanı vekilin arka sıra değil. Vekil il başkanıyla hareket etmek istiyor. Yani teşkilat mı önde olması lazım? Teşkilat önde olması lazım. Vekillerle ilgili evet çok büyük sahada ben her yeri geziyorum. Şu ana kadar 700-800 ev sahne ziyaretleri yaptım. İnsanların tek sıkıntısı telefonlara ulaşamıyoruz vekillerin. Evet. Hiçbiri telefonumuzu açmıyor diyorlar. Ben bunu aday adaylığı sürecinde olduğu zaman bunu vekillere de izah ettim. Durumu da anlattım. Fakat Adıyaman'da bir özellik daha var. Ben şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. İyisi olduğu zaman herkes kendine mal ediyor. Kötü olduğu zaman bugün Adıyaman'ın değeri olan Ahmet Aydın'a yüklüyorlar olayı. Yani bugün insanların artısı eksisi olabilir. Benim de artım olabilir, eksim de olabilir. Ama insanları değerlendirirken artısı ve eksisiyle değerlendirilmesinden yanayım. Şimdi bugün benim her zaman sevdiğim bir vekil vardır. Yani ben şunu açıkça söyleyeyim. Mustafa Alkayış'ı ben severim. Niye severim? Hakikaten adam sahada vızır vızır dolanıyor. Sahadan dışarı çıkmıyor. Sahayla devamlı iç içe halinde. Yani bu öyle. Ama diğer vekilleri de aynı performansı görüyor muyum dersen, ben bir aday olarak, il başkanı adayı olarak görmüyorum. Bu da bir gerçek. Yani diğer vekiller de Mustafa gibi daha daha aktif olabilirler. Daha aktif olabilirler. Mesela biz seçim günü seçime girdik. İl başkanlığı üye seçimine girdik. Çok güzel de bir sonuçla çıktık ilerleme bir teşkilatının yoklamasında. Bize gelen bilgilerde Resul Kurt milletvekilimizin, sayın vekilimizin şunlar aday olsun diye üyelere öneride bulunması. Evet. Bu durumda vekillerimize yakışan en güzel şey vekilimizin adaylara hiçbir şekilde karışmadan şey olması lazımdı. Eşit olması lazımdı. Fakat gördüğüm kadarıyla bu olay gerçekleşmedi. Bizim amacımız burada partinin kaybının sebebi zaten bu vesayi atamaları değil mi? Ankara'nın istediği kişinin gelmesi değil mi? Ben bugün vekiller, bütün aday adaylarının hepsi genel merkezde ziyaretler yaptılar. Milletvekillerini ziyaret. Benim bir tane resmimi vekillerin yanında göremezsiniz. Ankara'ya da gitmedim. Çünkü siyasetin merkezi Adıyaman'dır. Kararı verecek de Adıyaman'ın değerli AK Parti'nin üyeleridir, sevdalarıdır, dava arkadaşlarıdır. Ben onlara güveniyorum, onlarla yoluma devam etmek istiyorum. Vekillere de sorarlarsa, onlar da kendinin takdiridir. Onlar nasıl uygun görür, ne yaparlar bilmiyorum. Ama bu partinin kayıp sebebi, bugün bakın ben çok basit bir örnek vereceğim Zeynal Bey. Ben Nisan 1'den belli devamlı koşturan bir insanım. Ve ben şu anda sonuca geleceğim. Ben sonuca geleceğim zaman finish noktasına geldiğimde benim önüme birini getirip Ankara'dan kravatlı birinin getirip atanması sence ne kadar adaletli olabilir? Bu sizce adaletli mi Zeynal Bey? Yani Adıyaman teşkilatın ve tabanın benzeyeceği bir... Halk isteyecek ya. Evet. Halkın istediği adam gelsin. Evet. Artık bu partide bir şeyler değişsin artık. Evet. Bu parti 2002'den beri ben sosyal medya hesaplarım olsun sahada anket de yapabilir genel merkez. Yaptı da anketlerde de biz çıktı. Yapılan anketlerde bunu da biliyoruz. Ama şurada bir yanlış var. 2002'de partinin kurucu üyeleri olan abilerimiz, değerli üstadlarımız partiden bir şekilde yani gönderilmiş, yani soğutturulmuş ama davasından vazgeçmemiş ama partiden gönderilmiş. Şimdi ben bir bakıyorum, yani bugün seçimin kaybedilme sebebine bak. Varlık Mahallesi AK Parti'nin merkezi olan yer. Evet. Bahçecik merkezi olan bir yer. Efendime söyleyeyim, Bahçeli Evler aynı keza. Yani bu yerlerde bu parti nasıl kaybediyor? Bunu oturup iyice okumamız lazım. Ben gidiyorum, tabanı ses. Ben gidiyorum, Varlık Mahallesi'nde hiçbir zaman parti toplantı yapmamış. Bugün CHP'nin adayı Varlık Mahallesi'ndeki seçmenini arabayla sandığa taşımış. Evet. Bizimkiler ne yapmış? Ne olmuş? Bizim en büyük oy potansiyelimiz olan Vartan'a ve Devlet Hastanesi'nin 400 etapının oradaki konteynerler. Ama oradaki halk merkezde oyu değil, şeye yazılmış. Köye yazılmış. Ya bunu niye takip etmiyor arkadaşlarımız? Evet, kameraman arkadaşımız süre dolarsa devam ettirsin. Şimdi bunlar hep bir yanlış. Bu karşıtçı sorunlar. Evet, peki bunlar... milletvekilleri ortak bir il başkanı adayı belirleme durumları söz konusu. Her şey sizin dediğiniz gibi olmayabilir. Bu durumda nasıl tepki vereceksiniz? Ya benim şöyle, tepki vermeme gerek yok. Zaten halk onlara en büyük tepkiyi verecektir. Ben inanıyorum. Çünkü bugün gidin 3 yaşındaki çocuğa da 5 yaşındaki çocuğa da sorsanız Saik Savcı ismini her yerde sahada biliyor. Çünkü ben sahadayım. Ayrılmıyorum. Her gün programlarım devam ediyor. Bayramlarda insanları evlerine ziyaret ediyorum. Konteyner kentlerde çocuklarla oyun oynuyorum.
top koşturuyorum. Yani biz burada, ben inanıyorum ki sayın vekillerin de sağduyuyla yaklaşıp bu işi sağduyuyla çözeceklerine inanıyorum. Şimdi sosyal medyada biraz sizinle ilgili haberler çıktı. İşte gazetelere reklam verdi, gazetecilere reklam anlaşması yaptı, ne bileyim bunun gibi söylentiler var. Bu doğal bir şey, reklam verebilirsin. Evet. Bunlarla ilgili söyleyeceğim bir şey ya var. Bunlarla ilgili bu benim acım, bu mağduriyeti yaşadım ama burada depremin verdiği sıkıntılar olarak görüyorum. Ben arkadaşlara hakkımı helal ettim. Allah'ım, onlar artık Allah'la kendi aralarında mevzu. Peki yani eğer bir isim açıklaman gerekirse... Yok, isim vermem. Kimseyi de rencide etmek istemiyorum. Peki. Herkesin nefsi benim nefsimden çok üstündür. Evet. Herkes benim için abimdir. Yine aynı keza devam ediyoruz. Arkadaşımızdır, dostumuzdur, abimizdir. Ama beni çok üzdüler. Evet. Halen de üzüyorlar. Ama ben şunu söylüyorum. Ben ne kadar taş da atsalar, ne kadar yanlış da yapsalar, biz şu düsturla gidiyoruz. Biz insanı seviyoruz. Evet. Peki gazetemize verdiğiniz bilgiler için biz de teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim Zeynel Bey. Özellikle bu süreçte değerli gazeteci arkadaşlarım, ben de bir gazeteci dağıtıcısının oğluyum. Evet. Yani iç içe olduğumuz bir kurum. Ben isterdim ki toplumdaki yozlaşmalar, toplumdaki değişimler gazetecilerde de olmasın. Ama buna sebep tabii ekonomik bağımsızlıklar olabilir. Ama bunların içerisinde 3-4 tane bir sandık elmadan 3-4 tane bozuk çıktı diye herkes bozuk değildir. O gazeteci arkadaşlarımızı burada esefle kınıyorum. Ama şunu belirtiyorum. Onlardan daha değerli, çok değerli abilerimiz var. Adıyaman'da çok kıymetli gazeteci abilerimiz var. Hayatta her şey para değildir, onurdur, şereftir. Bunu yapan çok güzel abilerimiz var. Özellikle ben özellikle size şahsım adına, tabii bir baba dostu olarak, ailemin bir dostu olarak size şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Tabii destekleriniz bizim için önemli. Biz partide çoklu bir değişimden yanayız. Biz partide oturmayacağız, o binada oturmayacağız, devamlı çalışacağız. İşin gerçek tarafı, üzülerek bir şey de daha belirtmek istiyorum. Biz iktidar partisi olacağız. Partimizin bir il binası bile yok. Bu bizim için çok büyük ayıptır. Bunu en yakın zamanda partimize yeni bir il binası kazandıracağız. Altını SKM merkezi koyacağız. İnovasyon çalışmalarını yaptırdık. Üstüne Adıyaman'ın en büyük eksiği olan uydu kütüphane sistemini koyacağız. Ondan sonra da merkez ilçe, kadın kolu, gençlik kolu, il başkanlığı diye böyle 3-4 katlı bir yer yaptırmayı düşünüyoruz. Tabii bunda da beklentimiz, yine söylüyorum, genel merkezimizle görüşeceğiz. Genel merkezimizin de desteğini alarak buradaki yönetimdeki arkadaşlarımız, parti görevlisi arkadaşlarımız, hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Bir şekilde partimizi en iyi yerlere getireceğiz. Ama şunu söylüyorum, yine belirtmek istiyorum. Benim buradan bir beklentim yok, böyle bir ihtiyacım da yok bu beklentiye. Benim tek davam Adıyaman'daki o 6 Şubat'taki o insanların haykırışları, o insanların sahipsizliklerini, o insanların şeylerini şey etmek istiyorum, sahiplenmek istiyorum. Burada bir konuyu daha ezemle, müsaadeniz olursa izah etmiyorsun. Arkadaşlar, partinizle ilgili son 1-2 haftadır çok büyük algılar var. Algılardan birisi şu, partimiz sahipsiz değil. Şu anda partimizin bir il başkan vekili arkadaşımız var, Fehmi Bey. Çok da güzel yürütüyor, çok da güzel bizi temsil ediyor her sahada. Partimiz başıboş değil, ölü toprağı yok partimizde. Sadece bir süreçten geçiyoruz, toparlanmaya çalışıyoruz. Hatalarımızı, yanlışlarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Bir de AK Parti seçim Adıyaman'da kaybetti diye tepeyelerin, Adıyaman işte partide kaybetti diye çıkartma olayı yoktur. Tepeye programları otomatikman toplumsal programlardır. Bu programlarda belli bir süreçlerle 3 ay, 6 ay, 9 ay olmak üzere gider. Bu sadece Adıyaman'a has bir program değildir. Türkiye'de her yerde kurarlı bir programdır. Bu programda da günü gelen arkadaşlarımız çıkıyor. Devlet büyüklerimiz olsun, sayın vekillerimiz olsun, sayın valimiz olsun, bütün arkadaşlarımız tekrar çalışma yapıyorlar. Tekrar bunlarla ilgili sayın Arkayış vekilimizin de açıklaması var. Tepeyle ilgili tekrar bir yeni bir projeler açılacak. İnsanlar oraya gelecekler. Onun için bunun birilerinin yaptığı algıyı lütfen ve lütfen partimize mal etmeyelim. Bu bir toplumsal bir olay. Onun için partimizde hiçbir alakası yok yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.